Fitemek'ten merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bu videomda sizlere doğru sanılan ve en sık yapılan 5 beslenme hatasından bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer siz de bu hatalardan birini yapıyorsanız bu video sayesinde fark edip bırakabilirsiniz. Ve bundan sonra daha düzenli bir şekilde beslenmenize devam edebilirsiniz. Hemen ilkiyle başlıyorum. Birinci hata arkadaşlar, ekmeği kesmek. Yani hata derken ekmeği kesebilirsiniz tabii ki. Yani yemeniz gereken bir besin olarak söylemiyorum. Ancak yalnızca kilo alma ve verme olaylarını ekmeğe endekslemek ve tek suçlu ekmek olarak görmek en büyük hatalardan biri arkadaşlar. Çünkü sizin kilo almanıza veya kilo vermenize sebep olabilecek şeyler sizin gün içinde aldığınız toplam kalori miktarı. Yani yediğiniz her şeyin toplamı burada önemli. Yediğiniz herhangi bir spesifik bir gıdanın pek bir önemi kalmıyor bu noktada. O yüzden hani ekmek yiyerek yağ yakamam deyip de böyle ve ekmeği de çok seven biriyseniz ve ekmekten vazgeçmemek için beslen diyet yapmayı reddediyorsanız mesela bu oldukça sınırlayıcı olacaktır sizin için. O yüzden arkadaşlar ekmek yiyerek de kilo verebilirsiniz. O konuda rahat olabilirsiniz. İlla ekmeği kesmeniz gerekmiyor. Ha, ekmek nedir? Karbonhidrat kaynağıdır. Kan şekerinizde birazcık oynar ama çok da problem yaratacak bir gıda değildir. Toplam kalori miktarı dediğim gibi gün içinde aldığınız önemlidir. Siz onu ayarladıktan sonra isterseniz ekmek de yiyebilirsiniz tabii ki. Ekmeği kesmek şart değil yani. İkinci hatalı görüş arkadaşlar, tuzun kilo aldırdığına inanmak. Genellikle şöyle oluyor bu yöntem. İnsanlar böyle diyete başladıklarında tuzu kesiyorlar bir anda. Sıfır tuzlu yemeye çalışıyorlar. Ve sıfır tuzlu yediklerinde vücutlarındaki tuz miktarı azaldığı için ve tuz da su tutan bir madde olduğu için birazcık kilo kaybı oluyor onlarda. Bu tür bir diyet uygulayan insanlarda. Bunun da sebebi arkadaşlar dediğim gibi tuz ne yapar? Tuz su tutumuna sebep olur vücudunuzda. Ve siz tuzu kestiğinizde belki tartıda 2 kilo falan kaybedeceksiniz. İşte deriniz biraz daha ince görünebilir. Ve bu şöyle bir yanılgıya sebep oluyor. Bak ben tuzu kestim anında kilo verdim. Demek ki ben tuz yediğimde kilo alıyorum gibi böyle bir yanılgılara sebep olabiliyor arkadaşlar. Ancak böyle bir şey yok. Tuz tabii ki çok fazla tüketiminde sizin vücudunuzda başka sağlık problemlerine yol açacaktır. Kilo ile ilgili olmasa bile. O yüzden tuz miktarını yine bir kontrollü olarak tüketmek gerekiyor. Ancak bu demek değildir ki sıfır tuzlu yiyeceksiniz, yemeklerin hepsi tatlı olacak, tatsız olacak vesaire. Ki zaten böyle yaptığınızda genellikle insanları diyetten soğutan şey de bu oluyor. Yani diyete başladım deyip işte tuz, un ve hani üç beyazı kesme muhabbetinden bahsediyorum burada. Bunların hepsini kestiğinde bir anda çok fazla uzun yıllardır uyguladığı alışkanlıkları bir kenara bırakıp farklı bir düzenle beslenmeye çalışıyorlar ve bütün yemekler tatsız tuzsuz oluyor. Yanında ekmek yemiyor vesaire. Böyle olunca aç hissediyor kendini veya tat alamaz hale geliyor ve böyle olduğunda da diyeti erkenden bırakıyorlar işte. 2 gün 3 gün sabrediyorlar. Ondan sonra devamı gelmiyor. O yüzden burada tuz bu yüzden önemli arkadaşlar. Yani tamamen tuzsuz yemek zorunda değilsiniz. Tuz sizin kilo alımınıza sebep olmaz. Fazla miktarını tüketirseniz dediğim gibi vücudunuza farklı sağlık problemlerine yol açabilir. Ancak tuz miktarını düzenli ve kontrollü olarak tükettiğiniz sürece diyet yaparken de tabii ki tuz tüketebilirsiniz. Tartıdaki o 2 kiloluk falan filan farklar da vücudunuzdaki su miktarıyla ilgili olan değişiklikler. Yani ani kilo almalara veya vermelere sebep olan bir madde değildir tuz. Üçüncü maddemiz arkadaşlar, şekerli besinler vücutta yağ olarak depolanır mantığı. Hatta bu mantıktan yola çıkarak meyve yemeği bile kesen insanlar tanıdım ben diyet yaparken, özellikle kilo vermeye çalışırken. Şeker doğrudan vücudunuzda yağ olarak depolanmaz arkadaşlar. Zaten şeker dediğimiz şey de bir karbonhidrattır en nihayetinde ve sizin yediğiniz o mantıkla bakacak olursak pilavda da, bulgur pilavında da, ekmekte de veya herhangi başka bir sütte bile şeker var. Ve bu böyle baktığımızda yediğimiz her bir karbonhidrat yağ olarak depolansaydı zaten hepimiz böyle yağ deposu canavarlara dönüşürdük. Öyle bir durum yok arkadaşlar. Sizin yağlanmanıza sebep olan şey aldığınız fazla kalori miktarıdır. Yani ihtiyacınız onun üstünde beslendiğinizde tamamen sağlıklı besinler bile tüketseniz vücudunuz bunu tolere edemeyecektir ve yine yağlanacaksınızdır. Veya dediğim gibi kalori miktarı ihtiyacınızın altındaysa ve siz şeker bile yiyorsanız yine yağlanmanız zorlaşacaktır, yağlanmanız mümkün olmayacaktır. O yüzden arkadaşlar şekere doğrudan böyle bir damga yapıştırmak doğru değil. Ha, şeker iyi bir şey mi, yiyelim mi derseniz tabii ki yemenizi tavsiye etmem. Çünkü iştahınızı bozabilecek bir madde şeker ve aynı zamanda sizi mutlu ettiği için birazcık alışkanlık haline de dönüşecektir şekerli gıdalar tüketmek ve kalori miktarları da fazla olduğu için tabii ki uzun vadede yine yağlanmanıza sebep olacaktır. Ancak bunun tek sorumlusu dediğim gibi o gün yediğiniz şeker doğrudan hop karaciğerde yağa dönüştürüp vücudunuzda depolanmıyor. Bu algıyı aklınızdan atabilirsiniz. Dördüncü hata arkadaşlar, diyete başladığımızda yağ oranını direkt kesmek. Hiç yağ tüketmemek veya mümkün olduğunca yağsız gıdalardan beslenmek. Bu da çok büyük bir hata arkadaşlar çünkü vücudumuzun yağ ihtiyacı var. Yani yağ tüketmemiz gerekiyor bizim. Yağ yakmaya çalışıyor bile olsak yağ tüketmemiz gerekiyor ki özellikle sağlıklı yağlardan tüketmemiz gerekiyor. Omega 3 açısından zengin yağlar tüketmemiz gerekiyor. Hatta beslenmemizde eksikse düzenli olarak balık falan yemiyorsak balık yağı gibi takviyeler de alabiliriz. Onun dışında
İşte zeytinyağı olabilir, soğuk zeytinyağı özellikle veya Hindistan cevizi yağı, kuru yemişler özellikle güzel yağ kaynaklarıdır. Ve bizim bu tip yağ asitlerini vücudumuza almamız gerekiyor arkadaşlar. Vücudumuz için bunlar önemli. Bizim hormon sistemimizin ve vücudumuzun sağlıklı bir şekilde işleyişine devam etmesi için bizim yağ tüketmemiz gerekiyor. O yüzden diyete başladığınızda doğrudan bütün yağ kaynaklarınızı kesmek çok mantıklı değil. Şunu yapabilirsiniz. İşte kızartmalardan kaçınabilirsiniz gereksiz yağ almamak için vücudunuza. Çünkü buradaki asıl sebep de vücudunuza yağ almak değil, kalori almak arkadaşlar. Yağlar da bildiğiniz gibi kalori kaynaklarıdır. Ve aşırı yağlı beslendiğinizde aşırı kalori de almış oluyorsunuz aynı zamanda. Ve bu kaloriler sizin yağlanmanıza sebep oluyor. Yoksa yediğiniz yağlar doğrudan vücudunuzun herhangi bir bölgesinde depolanmıyorlar. Hem vücudunuza giren her besin önce sindiriliyor, ondan sonra gereken işlemi yerine getiriyor. O yüzden böyle bir algıya kapılmayın arkadaşlar. Yine sağlıklı kaliteli yağlardan tüketebilirsiniz. Hatta tüketmeniz gerekiyor. Vücudunuzu yağsız bırakmak da çok sağlıklı bir durum değil. Aynı zamanda tamamen yağsız beslenip kötü çirkin, daha doğrusu lezzetsiz diyeyim, yemekler de yemek zorunda değilsiniz diyete başladığınızda. Böyle bir algıya da düşmeyin. Kaliteli yağlarla yine yemeğinizi hazırlayıp tüketebilirsiniz. Bu şekilde daha uzun süreli beslenmenin planınıza uyabilirsiniz. Beşinci hata da yine arkadaşlar çok yaygın yapılıyor. Özellikle spor salonuna gittiğinizde bunu görebilirsiniz. Spordan hemen sonra protein almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Protein almak derken yalnızca protein tozlarından bahsetmiyorum. Protein içeren herhangi bir şeyin anında kanınıza karışması gerekmiyor. Özellikle supplement firmaları, yani besin takviye, sporcu takviyeleri satan firmalar bunu çokça kullanıyorlar. Yani antrenmandan hemen sonra o yarım saatlik bir anabolik süreç var ve o sürecin içinde kanınıza protein girmezse kas geliştiremezsiniz falan gibi. Bu tip saçmalıklara hiç inanmayın arkadaşlar. Yani bunun hakkında binlerce deney yapıldı artık. Açıp kendiniz de bakabilirsiniz zaten. Gün içinde aldığınız protein miktarı önemli burada daha çok. Tabii yine bunu öğünlere bölebilirsiniz. O da mantıklı bir hareket olacaktır. Ancak hemen antrenmandan sonra protein almanın, ne bileyim antrenmandan 2 saat sonra almayla çok bir farkı yok arkadaşlar. Çünkü siz bunu bir anlık yapmıyorsunuz. Siz düzenli olarak protein alan bireyler olduğunuz için sizin vücudunuzdaki amino asit tabutlarınız zaten dolu olmuş oluyor. Ve vücudunuz ihtiyacı olduğunda bunları kullanabilir hale geliyor. Siz yani şunu yaparsanız mesela bir hafta hiç protein tüketmeyip spor yaptıysanız tamam, proteine o zaman ani bir ihtiyacınız olabilir. Ve antrenmandan hemen sonra protein almak mantıklı olabilir. Ancak siz düzenli spor yapan insanlar olduğunuz için ve her gün protein tükettiğiniz için bu havuzlarınız sizin genelde dolu oluyor zaten. Ve antrenmandan sonra, antrenman anında vesaire ne zaman gerek duyduğunda vücut gidip bu amino asitleri alıp kullanabiliyorlar. O yüzden böyle bir aceleye düşmeniz gerekmiyor. Şunu yapabilirsiniz ama antrenmandan hemen sonra veya hemen sonra derken de antrenman bitti, duşunuzu aldınız. Hemen oturup güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Bu mantıklı olacaktır. Özellikle karbonhidrat aldığınızda vücudunuzun yenilenme süreci daha erken başlayacaktır. Bunu daha erken tetikleyecektir. Bunun da avantajı size bir sonraki antrenman gününüze kadar daha kolay kaslarınız onarılacaktır. Bir sonraki antrenman gününde performansınız belki birazcık daha yükselebilir. O yüzden hemen proteine koşmanız gerekmiyor yani. Kendinizi böyle bir şey için zorlamayın. Evet, bu videoda da 5 tane hatadan bahsettik arkadaşlar. Siz de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunlardan sizin doğru sandığınız veya hata ettiğiniz durumlar varsa bu video sayesinde fark ettiyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten çok sevinirim. Umarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Bir faydam dokunmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Yine beslenmeyle ilgili sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanala abone değilseniz şuradan kanala abone olabilirsiniz. Bir de güzel bir böyle fırında tavuk tarifi için şuradan ulaşabilirsiniz o videoma da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender.